Milliyetçi Dayanışma Platformu bugün Zafer Partisi'ni ziyaret etti ve platform adına Sayın Yaşar Okuyan bir açıklama yapacak ve açıklamanın akabinde ben de kısa bir değerlendirme yapacağım. Sayın Bakanım buyurun. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar, bugün bizim burada oluşumuzun en önemli sebebi bu son gelişmeler karşısında bizim milliyetçi arkadaşlar, Türkiye'nin geneline yayılmış olan milliyetçi arkadaşlarımızla yaptığımız temasların sonucunu Sayın Genel Başkan'a iletmek ve bu vesileyle de kararımızı sizle paylaşmak içindir. Öncelikle Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Milliyetçiler Dayanışma Platformu'nu oluşturmuştu. Bu platform aldığımız bir değerlendirme yaptık merkezde Ankara'da pazartesi salı günü ve üç arkadaşımızı da görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız Anadolu'daki illerdeki milliyetçi gelenekten gelen bizim eski arkadaşlarımızla temasla görevlendirdik. Bunun içinde gerçekten Salih Dilek arkadaşımıza, Ramazan Aydın arkadaşımıza ve Mesude Atılgan, o da İzmir'den, biz niye dışarıdayız dedi. Bu üç arkadaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü illerle teması bu arkadaşlar sağladılar. 64 ille birebir görüşerek toplamında bir ortaya çıkan ortak netice üzerine bu karara vardık. Bu 64 ildeki arkadaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde iki arkadaşımız, yani iki ildeki arkadaşlar, onlar da kendi çevresinde müzakere, değerlendirme yaptılar. Yani morallerinin çok bozuk olduğu ve seçime işte katılmayı düşünmedikleri, hiçbir adaya oy vermeyeceğiz pozisyonda bir değerlendirmeydi. Ama bizim teklifimiz şuydu, kişisel daha önceki eleştirilerimizi, artı eksi değerlendirmelerimizi bir tarafa bırakalım. Milliyetçi kesim olarak zaten birçok arkadaşlarımız da evvelsi gün kendi tavırlarını da ortaya koydular. Onlar da bizim eski arkadaşlarımız. Ama bir de bizim grup olarak dediğimiz şeylerle bir ortak karar alalım ve birlikte davranalım. Bizi buraya iten en önemli sebep, en azından ben kendim adıma söyleyeyim, onu Sayın Genel Başkan da biliyor, birçok arkadaşlarımız da biliyor, kamuoyu da biliyor. Bu birinci turda ben ve benim gibi birçok arkadaşlar Sayın Sinan Oğan'a oy verdik. Milletvekili seçiminde ben ve benim gibi arkadaşların birçoğu da yine Zafer Partimize verdik. Özellikle İzmir'deki adaylar filan dikkate alındığı vakit CHP'nin adaylarından kastediyorum. Yani onlara oy vermek mümkün değildi. Bunun tepkisi olarak böyle bir şeyimiz vardı. Ama Sinan Oğan'ın son yaptığı hamle, hareket bizim kesimde, bizim camiada, milliyetçi arkadaşlarımızda büyük bir infial yaratmıştır. Seçime gitmeme, katılmama şeyi ortaya, daha ön plana çıktı. İşte biz bu arkadaşlarımızla şöyle bir prensip kararıyla temas ettik. Ve dediğim gibi 64 ildeki arkadaşlarımızın ortak önerdiğimiz şey şu, topluca bir karar verelim. Yani siz ne düşünüyorsunuz, biz ne düşünüyoruz, kişisel değil. Kişisel bizim eleştirilerimiz hepimizin oldu, ben de dahil. Her partiyle ilgili, hem Cumhur İttifakı ile ilgili, hem Millet İttifakı ile ilgili. Ama bunları bir tarafa koyalım. Bir dağınık, milliyetçilerin dağınıklığını önlemek için ortak kararda hepimiz buna buluşalım. Ve bu prensiple yaptığımız araştırmaların sonucunda da demin söylediğim gibi Türkiye'nin genelindeki ulaştığımız 64 ildeki arkadaşlarımızın ortak kararıyla bu şeyde biz bu konuda, tabii bizi bu noktaya iten de Sayın Genel Başkan ve partisi olmuştur. Yani gerçekten boşluğa düştüktü. Milliyetçiler olarak söylüyorum. Milliyetçi düşünceyi paylaşanlar olarak söylüyorum. Ama Zafer Partisi Ata İttifakı olarak
değerlendirmiştik. Ve Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Sinan Oğan'a ben ve benim gibi arkadaşlar oy verdik. Ama o enteresan bir çizgide devam ediyor. Allah yolunu açık etsin. Ama biz bugün eğer buraya gelmişsek ve bu kararımızı yeniden revize edip, her birimizin kişisel değerlendirmelerini revize edip bir noktada buluşuyorsak, bunu Sayın Genel Başkan ve partisindeki arkadaşların ortaya koyduğu bu son dönemdeki stratejileri ve değerlendirmelerine borçluyuz. Bence Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkan'a bir kere daha teşekkür etmesi lazım ve iyi değerlendirmesi lazım. Yani Ümit Hoca ile bizim tabii eski hukukumuz çok eski ama mesele o değil. Yani biz eğer bu seçimde oy kullanacaksak ve bu ortak aldığımız kararda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksek, Sayın Genel Başkan'ın sayesindedir. Bunu açıklıkla söylüyorum. Çünkü Sinan Oğan hadisesi bizi tamamen boşluğa itmiştir. Onun için de biz burada kendi adımıza bir talebimiz zaten hiçbir zaman olmadı. Ama buradan bir şeyi tekrar Sayın Genel Başkan'ın yanında söylemek yani bir şey değil. Ama biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bizim gibi olan milliyetçi arkadaşların Anadolu'nun her tarafında harekete geçirdik. Yani şu 5 gün içerisinde bizim gönlümüzden geçen gerçekten daha rahat hareket edebilmemiz için Sayın Genel Başkan'ın orada hassasiyetlerini biliyoruz. Bu mültecilerle ilgili hassasiyetini biliyoruz. Vatanseverliğiyle ilgili hassasiyetini biliyoruz. Bölücülere karşı ve benzeri terör örgütlerine karşı olan hassasiyetini de bildiğimiz için yani biz acizane kendi kanaatimiz olarak bunu paylaşıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu keşke Sayın Genel Başkanı, İçişleri Bakanı ve partiden de 1-2 kişiyi en iyi yerlerde değerlendirse. Bu da bizim samimi isteğimiz ve talebimizdir. Ben bu vesileyle katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. Burada olan arkadaşlarımızın hepsi yani 4 kişi geldik, 5 kişi. Ramazan Bey arkadaşımız da ama o işte bir hastalıkla ilgileniyor bir bakan arkadaşımızla. Arkadaşlar adına gelmiş olduk. Ben teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa şey yaparız ama Sayın Genel Başkan'a buyurun. Evet, değerli basın mensupları, biz de Milliyetçiler Dayanışma Platformu'nun bu açıklamasından ve desteğinden dolayı kendilerine şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Çünkü bir kader seçimi, Türkiye göçmenistan olacak mı yoksa Türkiye olarak mı kalacak? Bunu bir referandum olarak görüyoruz ve Türk halkının Türkiye'nin örtülü istilasına hayır diyeceğini bu seçimde düşünüyoruz. Ama sadece Türkiye'nin örtülü istilasına hayır demekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda terör örgütleriyle etkili, stratejik, uzun vadeli bir mücadelenin de yaşama geçirilmesine şahit olacaksınız. Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, devletin kuruluş esasları konusunda, anayasanın ilk 4 maddesi, 66. maddesi konusundaki hassasiyetlerini bu süreçte net bir şekilde ortaya koymuşlar ve Türk siyasetinin vazgeçilmez temel ilkeleri olduğunu bunların tekrar teyit etmişlerdir. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin ve Türk milletinin varlığını ve birliğini korumak için Türkiye'ye yönelik bir savaş biçimi olan terörizme karşı da en etkili şekilde mücadele etmek gerekir. Zafer Partisi bu mücadelenin güvencesidir. Zafer Partisi 13 milyon sığınmacının vatanlarına, devletler hukukuna ve insan haklarına uygun bir şekilde ama Türk halkının da yüksek menfaatlerini koruyacak bir anlayışla bir sene içerisinde geri yollanmalarının güvencesidir. Pazar günü yapılacak seçimlerde Türk halkından oyunu Türkiye'yi geri almak, göçmenistan olmasına izin vermeyecek şekilde kullanmasını hassasiyetle rica ediyorum. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi sorularınız varsa onları da cevaplandırabiliriz. Buyurun. Sinan Oğan'la ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Elemanımız gibi çalışıyor dedi. Yani bu da artık çok keskin bir artık dönüşün işareti olmuş oldu. Bu kadar keskin bir dönüş yaşanmasının ardında hani bizim bilmediğimiz bir pazarlık, hatta Azerbaycan'dan bahsediliyor, Rusya'dan bahsediliyor, etki etmiş olabileceği yönünde. Bununla ilgili sizin bir bilginiz var mı ya da yorumunuz nasıl? Doğrusu ben Erdoğan'ın bu ifadesini şık bir ifade olarak bulmadım. Yani bir cumhurbaşkanı adaylığı yapmış bir kişiden bahsederken, bir akademisyenden bahsederken eleman ifadesinin kullanılması hiç şık olmamıştır ama Erdoğan bu tür kabalıkları çok sık yapıyor. Onun dışında dedikodulara cevap verecek durumda değiliz. Bizim işimiz de değil doğrusu. Neticede bir siyasi tercihtir bu. Evet. Peki arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.